Herkese merhaba arkadaşlar. FIFA 17 yani FIFA Mobile ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Türkiye'de sanırsam bir ilkiz, ilk kez FIFA 17'nin mobil versiyonu için video çekiyoruz arkadaşlar. Evet, size hemen oyunu tanıtacağım hiç bekletmeden. Canlı etkinlikler kısmı var. Evet, şöyle hemen canlı etkinlikler kısmından böyle etkinlikleri falan, öğreneceği falan tamamlıyorsunuz. Şuradan da görevler falan, paketler falan kazanıyorsunuz arkadaşlar kısacası. Atak modundan da online kişilerden takımlarıyla maç yapıyorsunuz. İşte ona şuradan mail kısmından mesaj geliyor. Bu sizi bilmem ne bilmem ne yendi diye. Siz de kabul ederseniz sizle maç yapıyor o kişi de, sizden habersiz. Diyelim 2-0 siz yendiniz onu. O maçta da diyelim sizi 2-0'dan 3-2 yapıyor. Size mail geliyor bu sefer de. Yenmek ister mi, devam etmek ister misiniz diye. 4 tur yapıyorsunuz. Şuradan zaten 4 tur yazıyor. Arkadaşlar, atak modu nasıl bir şey? Atak modu sadece ataklarda oyunu devrediyor size. Ve ilk yarıya kadar mücadele ediyorsunuz. İkinci turdan sonra ikinci yarıda oynuyorsunuz arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ligler kısmında böyle şampiyonlar, turnuva falan hiç girmedim daha önce. Sezonda 8. seviye olman gerekiyor arkadaşlar. 5. seviyeyim ben. Oyunu enerjili yapmışlar. Üst köşede görüyorsunuz arkadaşlar. Ekranın ortasında. Oyunu enerjiyle yapmışlar ve arayüzü falan her şeyi görüyorsunuz, çok değişmiş yani, acayip değişmiş arkadaşlar gerçekten. Söylenecek tek şey FIFA 15'e benziyor, ama şöyle bir şey var arkadaşlar, FIFA 15'in geliştirilmiş ve iyileştirilmiş hali, yani daha güzel kaleci zıplamaları, daha gerçekçilik, foul yaptığında daha gerçekçilik düşüşler, hata azalmaları, grafik iyileştirmeleri, gerçekten bütün her şeyi baştan sona değiştirmiş FIFA. FIFA 15 geçen sene 4.5 yıldız aldı arkadaşlar, 50 milyon indirmeyle. FIFA 16 ise 10 milyon indirmeyle 4 yıldız aldı. FIFA 16'yı her telefonda oynayamadığınız için adamlar FIFA 15'e dönüş yapıp FIFA 15'i geliştirmişler. Ve bence bu daha çok sevilecek. Tabii FIFA 16 severler üzüldü. Çünkü grafik falan düştü. Ama arkadaşlar, her şey grafik değil. Her şey grafik değil. Online özelliği geldi. Bütün telefonlar 4.1.1'in üzerindekiler online oynayabilecek. Yani bu telefonu bu oyunu oynayabilecekler arkadaşlar. Şimdi hemen canlı etkinliklerden şöyle yeni şampiyonlar, işte Lago, bir sürü görevler var. Hediyemiz, ödüllerimiz yazıyor. Görevde İngilizce olarak yazıyor arkadaşlar. Benim İngilizcem olmadığı için. Başlıyorum. Evet. Her level atladığınızda bir tane enerji çubuğu geliyor. Mesela 4 seviyeyken benim 13 en fazla. Bildirim geldi. Benim en fazla 13 çubuğum vardı. Bir level atladım. 14'e yükseldi. İşte kaç levelseniz ona göre yükseliyor böyle arkadaşlar. Enerjinin gelmesi iyi mi oldu, kötü mü? Yani bilemem. Bana göre bu sene oyunu beğendim arkadaşlar. Online'a da hiç girmedim. Bakalım donacak mı falan. Şu anda bunu demo gibi düşünün. Çünkü daha önce arkadaşlar oyun 19 Eylül'de çıkacak. Ben yabancı forumlardan aldığım için biraz hatalı şey yapmışlar. APK olarak indirdiğim için. Evet, şu anda görevimiz 3 tane gol atmak, 10 tane deneme hakkımız var. Evet, şöyle hemen bir şut vuralım. 20 metre mesafeden müthiş bir gol atıyoruz. Evet, şimdi bu köşe şöyle yollayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oyun şimdi. Uf, müthiş yolladık. Şöyle bir falso atalım. Oo! 3 tane gol attık ve görevimizi tamamladık. Gördüğünüz gibi kaleci mağlup et, zorluk 4 yıldız. Görevler tamam, paramızı falan aldık. Logonuzu falan değiştirebiliyorsunuz. Takımınızın adını falan en başta ayarlıyorsunuz. Yaşınızı falan soruyorlar. Tümünü aç diyorsunuz. Tümünü aç diyoruz. Pardon. Evet, şuradan bakın, buradan logo seç, tablo seç falan. Bütün her şeyi ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Ben bir dakika. Görseller ve ses. Sabit analog çubuğu kapatalım. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Serbest analog çubuğu, büyük sanal çubuk. Bakın buradan, daha yeni ilk defa giriyorum buraya. Müzik ses efektleri, oyun içi ses efektleri, bildirimler. Oyun kontrolleri.
Şunu açalım. Ya da açalım derken sağa solmuş ya. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz buradan mekanik falan ayarlıyorsunuz. Canlı etkinliklerde size gördüğünüz bir görev yaptık. Atak moduna geçelim hemen. Atak modu ne arkadaşlar? Burada online kişiler var. Online kişilerde bakın, her maç yaptığınızda taraftar kazanıyorsunuz. 1500 taraftarım varmış benim. Amatör 3. düzey seviyedeymişim. Mesela bu çocukla Della 9898 Juventus for simgesi. Oyna diyelim arkadaşlar. Bakın size göstereceğim şimdi. Seç. Oyna. Atak modu ne? Sadece ataklarda oynuyorsunuz arkadaşlar. Bir de oyuna müthiş bir özellik gelmiş. Diyelim siz oyunun ortasında oynuyorsunuz. Çok acil bir işiniz var. Diyelim çok acil bir işiniz çıktı 2 dakikalık. Hemen geri geleceksiniz. Oyun kendi kendine oynuyor siz oynamayınca. Yani otomatik oynama modu var arkadaşlar. Bu müthiş bir şey. Müthiş bir özellik. Bakın ben şu an bıraktım oynamayı. Evet görüyorsunuz şu an otomatik oynama modunda. Bakın ben hiçbir şeye basmıyorum. Şimdi ben devreye girdim. Şöyle tuşlardan. Evet tuşlar falan değişmiş. Görüyorsunuz. Bütün her şey baştan sona değişti. Sadece grafiklerde biraz iyileştirmeler var. Gayet güzel oldu. Bakın topu kaptırdık şu an. Bakın topu kaptırdık. Evet. Üste bir beyaz bir şey çıktı. Ve tekrar atağa geldik arkadaşlar, görüyorsunuz. Sadece ataklarda topu size veriyor. Evet şöyle aşağı yapalım. Evet şimdi şut vuralım şöyle. Hop. Direkten dışarı be. Evet. Bu takımı ilk yarıya kadar gol atmak zorundayız. İlk yarıya kadar. Çünkü ilk yarıda bitiyor. Of. Offside'miş. Görüyorsunuz direkt ataklarda açılıyor. Yani sizi topun peşinden koşturmuyor. Çok güzel. Ben sevdim bu modu. Şöyle. Hop ve müthiş bir gol. Müthiş bir gol. Evet. Oyunumuz sesi gitti. Ne sesimizi verdik. Bakın. Bıraktım. İki tane animasyonlar hiç fazla yani bir iki bölümde ama video çektim çünkü benim telefonum olmadığı için her telefonu kaldırmıyor arkadaşlar. Evet görüyorsunuz atak modu bu, size sadece ataklar da veriyor. Evet free kick 27 metreden topu gömçürebileceğiz mi? Ve müthiş şut. Müthiş şut. Meyle gol atıyoruz. Arkadaşlar bir de FIFA Mobile editörleri şöyle bir şey diyor. Kötü adamla vurduğunuz, yani nasıl desem, ratingi düşük olan adamla vurduğunuz şutla yüksek ratingli, mesela ünlü oyuncular İbrahimovic, Ronaldo gibi oyuncularla vurduğunuz şutlar arasında çok değişiklik olacak. Farkını siz hissedeceksiniz diyor arkadaşlar oyun. Bir daha free kick oldu. Nasıl yani, hemen açıklayayım. İçeride tuttu. İçeride mi tuttu? Yok, içeride tutmamış. Şut vurdum. Oradan İbrahimovic'de şut vursaydım daha hızlı, yani daha güçlü. Bunu hiç, bir de bakın sprint'e iki kere basınca şalım atıyor. Bakın. Oyuncuların driblingine göre çalımları yani daha gerçekçi olacakmış. Yani bunlar da falan gelmiş işte. Tam açıklayamadım ama o özellikler de gelmiş yani. Düşük oyuncuyla yüksek reytingli oyuncunun arasında farklar olduğunu hissedeceğinizi FIFA size söylüyor arkadaşlar. Atak modu da bu şekildeydi. 3-0 yendik rakibi. Şimdi ona bir mail gidecek. Eğer reddetmezse, kabul ederse ikinci tur o oynayacak. Üçüncü turu biz ve dördüncü turu da o oynayacak. Yenen de kazanacak arkadaşlar. Evet. FIFA Mobile kısacası böyle. Demosu böyle. Evet. Üzgünüz, bağlantı aşındı dedi. Allah Allah. Evet. Tam sürüm olmadığı için arada böyle bir hatalar veriyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Fazla açıklanacak bir şey yok. Sadece lig ve sezon kaldı. Level atladıkça da size zaten onları göstereceğim arkadaşlar. Oyun daha şu an çıkmadı zaten. Türkiye'de sanırsam ilk biz yaptığımız için aceleye gerek yok diyorum. Her gün bir bölüm atmaya çalışacağım sizlere. Evet. Bugünlük bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.